Selamünaleyküm, merhabalar sevgili arkadaşlar. İğne Uyası Tasarım 49 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizinle yeni bir modelle beraber çalışacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben temelini attım. Yaprak yapıyorum, normal yaprak yapıyorum. İlk sıramıza iki tane zürafa ile başlıyoruz. Daha sonra 3 ve 3. sıramızda aynı zürafaya 2 defa vurarak, yani her bir zürafada 2 tane artırarak 5 tane zürafa oluşturacağız arkadaşlar. Bir öncekini sıkmamışım bu arada yaparken. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 7 zürafa oluncaya kadar ortadan da arttırıyorum. Hem kenarlardan hem de ortadan arttırıyorum, bilginiz olsun. Ben yaptıktan sonra, tam 7 zürafa olduktan sonra döneceğim. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5 sırada 7 tane zürafa oluncaya kadar arttırma yaptım. Hem ortadan hem de kenarlardan arttırarak 7 zürafa oluşturdum. Arkadaşlar şimdi bunu 1'e kadar azaltacağız. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Artık arttırma yok. Azaltıyoruz. Yalnız arkadaşlar videom biraz uzun sürecek. O yüzden sizin bilmeniz gereken kısımlara kadar yapacağım. Geri kalanını kamera arkasından yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürüyor. Ve ben 15 dakikanın üzerine çıkmayı istemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, şu an azaltmaya devam ediyorum. Ben yaprağımı bitirdikten sonra döneceğim. Arkadaşlar şimdi ben yaprağımı bitirdim, dediğim gibi 1'e kadar 4 sıra alttan 2 tane ile başlayıp 4 sıra yapıyoruz. Bunun 4 sıranın sonunda 7 tane zürafamız olacak ve bunun 7 tane zürafamızı da 1'e kadar azaltarak bitiriyoruz ve yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapacağım modelin at zeminini oluşturmaya çalışıyorum şu an. Bir tane çok küçük bir pırpır yapacağız. Pırpırlarımız büyük olmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi küçük pırpırlarımız olacak. Üzerinden geçiyorum. Yukarıda bir tane daha pırpır yapacağım. Toplamda 5 pırpırımız olacak. Bu 1, bu 2 idi. Şimdi ikincisini yapıyorum arkadaşlar. Üçüncüsünü yapıyorum. Pırpırlarımız eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Biri uzun, biri kısa olunca biraz kötü duruyor. Yalnız bu arada burada iki püsküsü atmanın lazım. Bakıyorum. Bu sanırım dördüncü mü? 1, 2, 3, 4. Evet, bu dördüncü olacak. Dördüncüyü de yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptım. Şimdi 5.sini yapacağım. Yalnız 5.siyle yukarı çıkmıyorum. 2 tane burada küçük ama çok küçük pırpırlar yapacağım yani. Çünkü bunlar yapacağım güllerin zeminini oluşturacak. Evet, şöyle göstereyim size. Bunu gösterdikten sonra diğerlerini kamera arkasına halledeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde üzerine tek ip atarak, çift ip atmıyoruz arkadaşlar bu arada, çok hava duruyor. Evet, aşağı iniyoruz. Şöyle göstereyim size. Evet, bu şekilde tek ip atarak aşağı iniyoruz. İpimiz yukarıdan geldiğimiz zaman tam orantılı çekiyor. Çok da güzel duruyor. Şöyle. O kendini ayarlıyor da ablası. Hemen aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar, bunu bitirdim. Şimdi bunun gibi 2 tane daha yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaprağımı bitirdim. Bu dallarımızı da bitirdik. Şimdi güllerimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet, mor ip ile başladım. Şöyle arkadaşlar, ilk 2 tane pırpır yapmıştık tepeden. En 5. sırada 2 tane pırpır yapmıştık. Şimdi o 2 pırpırı burada kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yuva oluşturacağız. Şöyle. Tekrar geri dönüyorum.
dönebilirsen. Arkadaşlar ilk 6 tane zürafa buraya dolduruyorum. Şu altta kalan ipimi de alıyorum. Şöyle. Evet. Onu da alıp ama çıktı bu ya. Alttaki ipimi de koparmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar bunun içine 6 tane zürafa dolduruyoruz. Evet. 6 tane zürafayı doldurup döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane zürafa yaptım. Şöyle göstereyim tam. Evet, 6 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Diğer sağ tarafıma geri dönüyorum ipimi alarak. İpimi ayarlıyorum arkadaşlar çünkü azaltarak 1'e kadar gideceğiz. Şöyle ben bu süreyi size göstereyim çünkü gerçekten bayağı aşamaları var ve uzun bir sürece yayılacak. Ben de uzun bir süreye yayılmaması için görebileceğiniz yani görmeniz gereken kısma kadar göstereceğim arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 diye azaltıyoruz. 6 ile başladık arkadaşlar. 6 tane zürafa yaptım. Şimdi 1'e kadar azaltacağım zürafalarını. Evet. Bu son zürafamızı da dolduralım. Burada sesim gitti. Dönüyorum arkadaşlar. Şimdi 4'e düşüreceğim. Dediğim gibi 1'e kadar düşünceye kadar yapacağım. Evet arkadaşlar yaprağımı bitirdim. Bu şekilde yaprağım bitti. Şimdi arkadaşlar yaprağımın etrafına geçeceğim. Yalnız bunu örnek olarak geçeceğim. Tamamlanmış halini göstereceğim. Bunlardan aynı şekilde burada da dolduracağız. Ben şimdi morla önce etrafını geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ipimizi çok az bırakmışım burada. Ben normalde ipimin buraya kadar geçmesi için uzun tutuyorum. Bunu böyle örnek olarak size göstereyim. Unutmayın bunu. Şimdi arkadaşlar bir zürafa yapıyorum. Zürafaya geri dönüyorum arkadaşlar. 2 defa ip atıyorum burada. Yalnız sadece burada 2 defa ip atıyorum. Diğer kısımlarda 1 defa atıyorum. Dönüyorum. 2 defa atınca biraz fazla bana göre kaba görünüyor. Burada da aynı şekilde bir ip atıyorum üstüne. Yeni zürafamı yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi 2 defa üzerinden ip atlayarak zemin oluşturuyorum. Ve bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben etrafına geçeceğim. Evet arkadaşlar yaprağımı bitirdim. Diğer yapraklarım da bitmiş haliyle size göstereceğim. Bu şekilde yapılıyor. Nasıl göstereyim size? Şöyle umarım görünüyordur. 3 bu tarafta 3 tane sinek kanadı bu tarafta. 1 tane tepede, 3 tane de diğer tarafta olmak üzere toplamda 7 tane sinek kanadı yapılacak. Şimdi arkadaşlar yeşilimin etrafına bir de çok açık tatlı bir renk yeşil koyacağım. Şimdi arkadaşlar yeşilin yaprağını zemine yapıştırmak adına bakın. Şöyle ayarlıyorum. Şekilde ayarlıyorum. Benim zürafama denk gelecek zürafaya ipimi yani bunun bir ayarlaması yok. Aslında sizin zürafalarınızı ne kadar küçük yaptığınıza bağlı. Şöyle arkadaşlar ben şu ipi biraz çekeceğim. Hatta bir saniye. İpimi fazla bırakacaktım. Unuttum. Evet şöyle ipimi fazla bırakıyorum. Dediğim gibi zürafamı tülbentini zeminle vuruyorum ve zürafamı bu şekilde yaprağıma yapıştırarak başlıyorum. Arkadaşlar burada da sinek kanadı yapıyorum. Bilginiz olsun. Yine aynı aşamayı burada gerçekleştiriyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Evet. Şuradan göstereyim size. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane sinek kanadımızı oluşturduk. Şimdi ikincisini de yapacağım.
şu an sağ olsun buradaki yaptığım göstermiyor sadece. Evet, burada görüyorsunuz sanırım arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor. Ben şimdi bitmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bitirmiş halini bu şekilde yaptım, bitirdim. Yalnız yapraklarımı yaparken iğneyle bu iki taraftan yaprağımı yapmıştım. Bunu gösteremedim. Zaman kısıtlı olduğu için bu şekilde iplerimizde yapıyoruz. Yeşilimizde bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.